Galatasaray'a yeni Haaland. Barış Alper Yılmaz, Victor Nelson, Sasha Boye ve Kerem Aktürkoğlu gibi genç yıldız adaylarını scout ederek önemli kazanımlar elde eden Galatasaray, yeni sezonda da kadrosuna yetenekli gençleri katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılı takımın gündemine aldığı Osijek forması giyen Anton Matković için Avrupa'nın önemli takımlarıyla yarış halinde olduğu öğrenildi. 18 yaşındaki Hırvat golcüyü Galatasaray'ın haricinde İspanya'dan Atletico Madrid'de Sevilla, İtalya'dan da Napoli ve Milan'ın kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Hırvat ekibinin genç oyuncu için 5 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu da gelen haberler arasında. 1.91'lik Hırvat yeteneğin takımıyla olan kontratı 2026 yazında sona erecek. Kerem Demirbay'dan flaş açıklamalar. Galatasaray'da deneyimli orta saha Kerem Demirbay çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçen sezon Galatasaray formasını 42 maçta giyen Demirbay, Sportel adlı YouTube kanalına konuk olarak "Takımda eksikler görüyor musun?" sorusuna hayır cevabını verdi. Demirbay açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı. "Futbolda önemli olan takım arkadaşlarını tanımak. Ben mesela 10 tane tanıdığım isimle savaşa çıkmak isterim. Ya da 4 tane büyük isim aldın ama oynayacak mı bilmiyorsun. Zaman gerekiyor. Buradaki Galatasaray kesinlikle birbirini tanıyor. Biz duyuyoruz. Onun gelmesi lazım, bunun gelmesi lazım. Taraftarlarımız bunu bekliyordu belki. Medyada baskı yapıyor. Futbolda bu hep var. Gerçekçi olmak gerekirse biz kesinlikle birbirimizi tanıyoruz. Takım arkadaşım hata yapsın, ben ölürüm de koşarım da. 8 numara isteği seni şaşırtıyor mu?" sorusuna da cevap veren Kerem Demirbay şöyle konuştu. "Benim umurumda bile değil. Biz kocaman Galatasaray oyuncularıyız. İsimler duyuyorum. İlkay abidir, 8 numara istiyoruzdur gibi şeyler geliyor. Bir gerçek var. Ben doğruları konuşuyorum. Bizim ülkede yabancı sevgisi çok. Burada belki bir yabancı futbolcu oynasa, ismi Kerem değil Kereminho olsa hiçbir şekilde konuşulmaz bu mevkiye oyuncu. Kim gelmek istiyorsa buyursun gelsin. Biz futbolcuyuz. Ben gidip demem ki kardeşim yeni transfer oldun, al benim pozisyonumu oyna. Mücadele etsin, benden iyi ise oynar. İlkay Gündoğan sevdiğim saydığım bir abim. Ben küçükken Lewandowski, Nuri abi falan antrenman yaparken ben de arada 15-16 yaşında antrenman yapıyordum. Öyle tanıştık. Severim kendisini. Kim gelirse gelsin, bayağı bir sıkması lazım kendisini. Ben Galatasaray formasını kimseye hediye vermem." İfadelerini kullandı. Kerem Aktürkoğlu için Ajax devreye girdi. Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da kadro planlamasının anahtarlarından biri de oyuncu satışı. Oyuncularına gelen teklifleri değerlendirmeye alan Sarı Kırmızılılar önemli satışlar yaparak büyük bir transfer bütçesi oluşturacak. İngiliz basını Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu için yapılan teklifi paylaştı. Habere göre Hollanda devi Ajax Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 12 milyon euro önerdi. Ajax'ın Kerem transferi için ısrarcı olduğu ve teklifi 14 milyon euro seviyesine kadar yükseltebileceği de gelen haberler arasında. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'la 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. 26 yaşındaki kanat oyuncusuyla İspanyol ve Alman takımları da yakından ilgileniyor. Galatasaray'dan Bertu Yıldırım hamlesi. Süper Lig ekiplerinden Hatay Spor'da gösterdiği başarılı performansın ardından Fransız temsilcisi Rennes transferi olan Bertu Yıldırım, Galatasaray'ın radarına girdi. Fransız ekibinin Bertu kiralama kesili belirtilirken Aslan'ın satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde bir girişim yapabileceği belirtildi. Rennes, genç forveti Atakaş Hatay Spor'dan 5.4 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Peki siz Bertu'nun Galatasaray'a gelmesini ister misiniz? Bertu Yıldırım Galatasaray'a gelsin diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'da Yusuf Yazıcı bombası. Galatasaray teknik direktör Okan Buruk'un sunduğu liste doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı Kırmızılı yönetim milli yıldız Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmak istiyor. Şampiyonlar Ligi'ne bu kez çok daha güçlü ve hazır bir kadroyla girmeye kararlı olan Galatasaray'da ana hedef teknik direktör Okan Buruk'a daha verimli bir çalışma ortamı hazırlamak.
Okan Buruk, Yusuf'u sadece 10 numara pozisyonunda değil, santrafor ve sağ kanatta da kullanmayı planlıyor. Galatasaray'a dev teklif. Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattı ve 15 resmi maça ulaşmasıyla sözleşmesini 2025'e kadar uzattı Hakim Ziyeh'e Suudi Arabistan'dan çılgın bir teklif geldi. Sezon başında takıma katılan Hakim Ziyeh, sarı kırmızılı formayla toplamda 21 resmi maça çıktı. Faslı futbolcu söz konusu maçlarda 8 kez gol sevinci yaşarken 4 de asist yaptı. Fransız basınında çıkan haberlere göre Suudi Arabistan ekiplerinden El Shabab, 31 yaşındaki faslı kanat oyuncusu için Galatasaray'a dev bir teklif yaptı. Haberin detaylarında yer olan bilgilere göre El Shabab, Galatasaray'a 15 milyon euro önerirken Hakim Ziyeh'e de 2 yıl için 30 milyon euro net maaş önerdi. Güncel piyasa değeri 9,5 milyon euro olan Süper Yıldız, Galatasaray'a bedelsiz imza atmıştı. Galatasaray Atakan Karazor'la anlaştı. Sarı Kırmızılılar prensip anlaşmasına vardığı gurbetçi yıldızın kulübünü ikna etmeye çalışıyor. Galatasaray yönetimi Torreira'nın partnerini buldu. Okan Buruk'un Almanya'da Stuttgart forması giyen Atakan Karazor'u istediği belirtilirken Galatasaray'ın Arge sorumlusu Fatih Demirel'in de oyuncuyla görüşmelere başladığı bildirildi. 27 yaşındaki ön libero için 10 milyon euro bonservis bedeli belirleyen Stuttgart'la pazarlıkların devam ettiği bildirildi. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Stuttgart'ta 35 maçta forma giyen Atakan Karazor 3 de asist yaptı. 41 yaşındaki teknik adam Sebastian Hoeneß'in sportif direktör Fabian Wolschmuth'a Atakan'ın yerini dolduracaksak bu transferi onay verebilirim dediği de gelen bilgiler arasında. Abdülkerim için Galatasaray'a 20 milyon euro. Galatasaray forması altında ilk sezon doğru müthiş bir performans sergileyen milli yıldız Abdülkerim Bardakçı'ya geçen sezon olduğu gibi Suriye kulüplerinden teklif geldi. Arap ekiplerinin 30 yaşındaki oyuncu için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı başarılı stopere de Galatasaray'da kazandığı ücretin 5 katını önerdiği öğrenildi. Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla transfer piyasasında dikkat çeken Abdülkerim Bardakçı için yönetimin ise şimdilik beklemeyi tercih etti ve tekliflerin olgunlaşmasını beklediği öğrenildi. Galatasaray formasıyla 77 maça çıkan Abdülkerim Bardakçı bu maçlarda 10 gol atıp 3 de asist yaptı.